Geldin mi? Evet. Görüyorum. O zaman niye sordunuz, ben onu anlamadım hiç. Dolu salon. Loğusa mı? Salon dolu. İyi, yırttınız o zaman. Kadıköylüler seni niye seviyor? Ben kızıl topraklıyım ben. Ondan olabilir. Ömer Efendi çıkmazdı. Böyle mi karşılanır? Ömer Efendi çıkmazdı mı? Arkadaş. Sevdiğin insanları böyle mi karşılarsın? Ben bilmiyorum ki hangisini seviyorum, hangisini sevmiyorum. Ben görmedim ki de. Şimdi çıktım ben. Çok gerginim yani. Hepsini seviyorum. Tekrar hoş geldiniz. Adam gibi selamla. Çıtladı bu. Arkadaşım. Efendim. Kızıl toprakta yaşayan bir beyefendi gibi selamla. Adam ol. İşte onlar 76'da falan hep taşındı oradan. Yani ben denk gelmedim. Benim şey olmadı yani. Uzatma. Neyimiz eksik sahnede? Ben ne bileyim, neyim eksik ki yani, ben bunları yaşamak zorundayım. Ay. Yani. Şaka yapma. Bak soluna. Akrabalarım mı benim? Çünkü tanımıyorum. Merhaba. Sen şaka mı yapıyorsun bize? Gerçekten böyle misin? Yok, ben böyle yaptım. Ben de karşılık veririm yani. Benim huyum, tabiatım. Uzatmayalım arkadaşım. Müzisyen arkadaşımı çağır. Allah'ım, ben nereye... O buralı değil ki. Niye geliyor? Yani Kadıköy'de bari ben yalnız başıma olsaydım. Nereden biliyorsun nereli olduğunu? İçime de o tipi yok. Yani o Anadolu yakası şeydir yani böyle... Merhabalar, günaydın, hayırlı sabahlar. Ne tarafa? Selam Çeşme. Sen de Kızıl Toprağı. Herkes Kızıl Toprak'tan Selam Çeşme'ye, Selam Çeşme'den Kızıl Toprağı gider gelir. Öbür tarafa gitmezler. Orası biraz daha meyildir çünkü. Cadde Bostan'dan sonra kesilir herkes bir. O şekil yani. Onda da o Cadde Bostan'ı geçecek tip yok. Seyirci, gülmeyin şu salağa. Allah'ım. Çağır Minik. Huzurlarınızdan Minik. Allah'ım. Söyle. Çok hakikaten bu gece bir ilke şahit olacağız. Kulağından söyleyen ilk sanatçı. Mikrofon öyle duruyor çünkü. Böyle bir yeteneği varsa bize ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Git mikrofonu yerine koy. Allah Allah, bunun her haltını ben toparlıyorum ama. Git mikrofonu uygun yere koy. Terbiyesizlik yapma seyirci. Kadıköylü derken gerçekten ağzınızı burnunuzu kırarlar. Yani... Arkadaşım... En son ne talimat verdim? Git mikrofonu gereken... Uygun yere koy. Uygun. Her zamanki yerine. Nerede ki bu her zaman? Müslüman arkadaşım, yardımcı olma. Aman insanlık yapma, aman. Bu şekil, bu şekil. Şu şekil. Uygun mu? Uygun, uygun. Belli yaptı bana. Müslüman arkadaşım, sen bu taraflı mısın? Ah! Ya sen ne kadar tatlı. Niye söylemedin sen bunu ya? Ulan hep biliyorum içinde bir şey var senin ama çok koymuşlar diye düşündüm. Ben şu an hazır olduğumu hissediyorum. Prodüksiyon. Yolla kuleyi. Kimi? Kuleyi. Kuleyi arkadaşım, kuleyi. Kuleyi beklerken anılarından bahset. Belki aralarında çocukluk arkadaşların vardır. Mutlaka vardır. Yani bu bayağı bir insan var. Bu mutlaka tanıdığım biri vardır yani. Tamam. Ben çünkü akrabalarım dışında herkesi tanıyorum bizim yakada. Bir onlara denk. Evet, çok tatlı bir yakadır Kadıköy yakası. Fenerbahçe burnu olsun. O şey, orada bir çaycılar falan var. Mesela benim çocukluğum kes, orada kes. Geçti. Neyi? Sıkıcı oluyor. Olur mu ya, bir kere soyun. Gitsen... Ne? Ceketi çıkar. Soyun. Müzisyen arkadaşım, üzerime hafif bir şeyler alayım, müziği çal. İyi, en azından o gelmeyecek en azından, onu biliyorum yani. Gelmeyecek olan ne? Müzisyen. Çünkü hafif bir şeyler alıyorum ya üstüme.
Prodüksiyon yardımcı olun çıkardıklarına. Çıkardıklarım derken ceket dediniz. Kuşağı da çıkar. Ya ben hep bunu yaşayacağım mı ya? Çabuk ol arkadaşım. Sen de canına minnet. Çıkar. Çıktı o işte kuşak. Gömleği de çıkar. Allah Allah. Ondan önce çocukları çıkaralım isterseniz. Arkadaşım uzatma, papyonu çıkar, gömleği çıkar. Çıkarırken aktif ol. Daha aktif nasıl olabilirim bilmiyorum. İçim güp güp ediyor şu an. İstediğin özel bir hareket var mı? Aktif olarak yavaş yavaş kulenin arkasına git. Giderken yolda pantolonu çıkar. Ama kulenin arkasına gelmeden pantolon çıkmasın. Kadıköy yakasındayız. Kuleli'de niye geçiyor olay onu anlamadım ben. Kulenin arkasına dedim. Yavaş yavaş aktif bir şekilde kulenin arkasına git. Gittiğinde pantolon düşsün. O kadar profesyonelim bu işte yani. Yürü. Başla çıkarmaya. Geç kulenin arkasına. Prodüksiyon. Buradan görüyorlar. Arkadaşım. Yukarıdan görüyorlar. Tuvalet camı da öyledir ya. Oturunca görünmezsin. Pantolonu çıkarıyor musun? Evet. Aktif ol. Kafanla aktif ol. Aktif ve mutlu ol. Selamla seyirciyi. El sallı oradan. Ne kadar tatlısınız. Verin elbisesini. Neyi? Elbiseni verecekler. Seyirciye çaktırma. Aktif olarak giy. Hey. Kafanla aktif ol. Hey. Hazır mısın? Bilmiyorum. Ben seni çağırınca gel. Mutlu ol. Sempatiksin. Çok sempatiyim şu an. Daha sempatiksin. Daha da sempatiyim Allah'ım. Çıtırcıksın. Neyim? Çıtırcık fıtırcık. Evet. Çıtırcık ol. Çıtırcığım. Çıtır. Sesinle de ol. Sesinle. İşte bu sesim. Daha çıtır. O zaman ben cenin pozisyonuna geçiyorum. Arkadaşım. Ver tonunu. Merhabalar. Güzel. Seni çağırınca mikrofonun önüne gel. Tamam. Rapunzel. Gel kızım. Nereye bakıyorsun? İşte gelecek olana. Sensin Rapunzel. Rapunzel. Gel kızım. Sırtına bir şey mi koydular? Hayatın yükü. Arkadaşım kambur durma. Kıyafetin anatomisi gereği. Dön arkanı. Çekiyor mu? Bilmiyorum, onu kameramana sorun. Saç çekiyor mu seni geriye? Ha yok, hayır. Gel mikrofonun önüne. Hikayeni biliyor musun? Hayır. Senin bir annen bir de baban vardı. Ne mutlu bana ya. Ver duygusal müziği. Al. Dinle, ben sana hikayeyi anlatacağım. Sen tekrarlayıp seyirciye anlatacaksın. Senin annenle baban gayet güzel mutlu yaşarken evin arka bahçesinde bir tarla görür annen. Tarlada çok güzel marullar görür. Marullardan çok hoşlanır. Babana der ki git bana bir marul kopar getir yiyeyim der aşerdir. Baban da gider marulu koparır getirirken marul cadının maruludur. Oraya kadar anlat. Yani felaket yani. Ben çok gerildim şu an. Arkadaşım anlatsana. Çok tatlıdır baba. Ver pıtırcık müziğini. Atlar gider, karısının isteğini yerine getirmek arzusuyla komşunun bahçesine girer, cadının bahçesine girer, marulları alır.
toplar, toplar, tam kafayı kaldırır. Vay anasını sayın seyirciler. Oraya cadı bir, gelir. Cadı gelir. Cadı gel. Böyle anlatacağım ben mal gibi bütün hikayeyi. Hayır. Niye giyindim ki ben? Arkadaşım hikayeyi anlatmadan nasıl başlatacağız? Evet çok doğru bir nokta. Suzan cadı ol gel. Bir şey olmasına gerek yok. Olduğu gibi gelsin. Tam babası marulu kopardı, kafayı kaldırdı. Kaldır kafayı babası. Sen. Ben babası mıyım aynı zamanda? Evet. Merhabalar. Kopar. Ne yapıyorsun sen? Bir şey yapamıyorum. Fermuardan dolayı eğilemiyorum zaten. Ben bilsem normal kıyafetle gelirdim. Evet. Bu ya alttan atar ya üstten atar. Söyleyeyim. Arkadaşım. Tamam. Günah benden gitti. Ne yapıyorsun sen? Kusura bakma çok sıkıştım tarlada. Ne yap ben çok saçma ama çok saçma kaldım yani. Korksana. Cadının gelmesinden zaten korkuyorsun. Aman ya Rabbim. Sağına soluna bak cadı var mı yok mu? Yok şu anda yok. Evet. Ve çöker ver gerilimi. Tam maruldan koparırken karısı da camdan bakıyor ona bir gülücük atar. Ha öyle çöker ha pardon ben duygusal olarak. Ha. Karısı da camdan bakıyor bir gülücük atar. Alıyorum, komple alıyorum burayı. Tam o sırada cadı gelir. Sen ne yapıyorsun bakayım orada? İyi müdür, sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Burası... Arkadaşım korksana. Ter alıyor cadı, niye korkayım ki ben? Ne saçma bir cadı, ben anlamadım ki. Arkadaşım. Tırs orada. Ödün patlasın. Evet. Aa çok Suzan, tatlı. Suzan sen normal gel. Gelemezsin, kendi kanında yok. Patlasın. O da Anadolu yakasından. Evet, ver gerilimi. Sen ne yapıyorsun bakayım orada? Tırs. Ben şu an çok tırsıyorum abla. Bir cevap vereme. Veremez. Ben mi veremiyorum? Vereme. Şu an çok korkuyorum. Gerçi bu da bir cevap ama olsun. Elin ayağın titresin. Hepsi komple titriyor. Bunu titretemiyorum, marul var çünkü düşer. Suzan de ki, tamam karına marulu götür ama doğacak kızınız benim de. Tamam karına marulu götür ama doğacak kızınız benim olacak. Sen doktor musun lan? Nereden biliyor kızımız olacağını? Nereden biliyor ki? Cadı. Cadıyım ben. Adın her ne? Her şeyi bilirim ben. Adın ne? Doppler mi? Nereden kız olduğunu biliyorsun? O ne arkadaşım? Ben. Ne oldu? Doppler testi. Kız mı erkek mi anlıyorsun? Arkadaşım sen oyununa bak. Ya ben biraz da seyirciye kültür aşılıyorum ya. İstemiyor kimse senden kültür. Aman tamam. Jinekolojik manyak. İlk kız çocuğun mu? Efendim? Kız çocuğun mu? Evet. Onu veremem. Verirsin arkadaşım. Verir o kadar miyim? Tırsmışsın ki ben tamam ben ne de. Bileyim verirsen başıma bir şey çıkar diye korkudan veremiyorum. Ver. Verdim gitti ya. Karıyı da al gitsin ya. Ben biraz kafa dinleyeyim ya. Öyle vallahi. Değil. Ben anlamadım ki. Korkudan tamam de. Tamam. Tamam, o zaman doğduğu zaman çocuğu bana getireceksin. Tamam, cadı desen bulur muyum sizi? Tamam. Der ve Suzan son terini alıp içeri gider. Son terin, bir daha akmaz inşallah. Ver Rapunzel müziğini. Kalk Rapunzel kızım ayağa. Ya ben babası mıyım, kızı mıyım? Arkadaşım, hikayeyi kurduk, şimdi gel. Ve kız doğmuştur, ismi Rapunzel'dir. Cadı ona bir kulede... Dinliyor musun? Ben çok kulaklarım sizde ama peruktan dolayı duymuyorum. Bir kule yapar. Cadı. Kuleye sadece kendisi çıkabilmek için Rapunzel'in saçlarını uzatmıştır. Bana, ben saçıma tırmanıyor. Evet. Cadı değil, ruh hastası. Merdiveni yok mu kulenin? Yok, geç yerine. Yerim neresi? Kulenin içi. Allah beni kahretsin. Prodüksiyon kulenin içini yap. Geçiyorum ben kulenin içine. Geç. Bak camdan. Orada saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın şarkısını burada. Söyler. Burada. Evet. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Sen ne biçim bir... Oraya gelsin bilmiyorum. Arkadaşım söyle şarkıyı. Şarkıyı bilmiyorum bu kadar. Gel salona doğru söyle. Şarkıyı bilmiyorum salona gel diyor ya.
Kulenin içi orası. Odan senin, gel oraya. Pıtırcık olarak şarkıyı bilmiyorum diyorum. Ruh hastası mıdır ne? Baştan başla. Allah Allah, zaten sadece başını biliyorum. Yar saçların lüle lüleyi söyle. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz. Böyle salak salak takılırken... Ben mi istedim ki bunu yani? Zorla yaptığım bir şey. Arkadaşım, ben hikayeyi anlatıyorum. Böyle salak salak takılırken arada cadı gelir. Cadı gelir ve ona seslenir. Suzan, cadı ol gel. Kulenin ön tarafına geçer ve aşağıdan yukarı doğru bağırır. Kule 80 metre. Bağır Suzan. Rapunzel kızım, Rapunzel. Öyle yokum. Değil. Öyle değil. Rapunzel, Rapunzel, uzat altın saçlarını. Altın Rapunzel, saçlı. Rapunzel, Ural, uzat kahverengi altın saçlarını. Hocam ne oldu? Bir dolar falan yükselince ekipte kalifiye eleman mı kalmadı? Uzat saçları. Uzatıyorum. Seneye gel, daha da uzun olacak. Hadi. Ne yapıyorsun beyinsiz? İşte uzatıyorum ben bir yandan saçı. Arkadaşım, uzat kadına saçları aşağı. Ha. Annen gelmiş. Hay Allah'ım. Ya ben dolan... Ben buradan çıkamıyorum ki. Önce konuşun aşağıdan. Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Rapunzel ol. Ne yaptın anneciğim? Nasıl gidiyor? İyiyim. Sen nasılsın kızım? Ay vallahi şaşkınım. Nasıl boy atmışsın? Benle aynı boydasın. Ben kuledeyim çünkü. Neyin? Görme kadını. Anne neredesin? Cüce aşağıda ol. Aşağıdayım ben. Aa! Ne yapıyorsunuz? Seni görmeye geldim. Sana çıkmaya geldim de. Sana çıkmaya geldim. Yukarı çıkacak. Sana çıkmaya geldim. İyi halt etti. Tek misin? Tek. Rapunzel olsana. Tek misin? Evet. Ay iyi, çünkü çok kepeğim arttı, saçlarım güçlü değil. Sana... Tutunarak saçlarına yukarı doğru çıkar. Nasıl çıkar ya? Çıkıyormuş gibi yap Suzan. Ve kulenin camından içeri kendini atar. At camdan içeri. Salona düşer. Oh. Ay canım, ne yaptın kız? İyiyim. Sen nasılsın? Otursana anne. Aa, çılgın. O kadar yol kestik. Geldi. Özledin mi beni? Arkadaş. Ne biçim bir konuşma tarzı o? Bir öyle arkadaş gibiyiz. Cadı madı bakma, çok iyi yürekli. Sen aile kızısın. Ben. Evet, daha mutasip, daha utangaç. Ha. Evet. Elleme buyur. Kız. Tamam. Ha. Ne yaptınız ben yokken? Seni merak ettim, sana kepeklerin için ilaç getirdim. Ay sağ ol, çok tatlısın ya. Beni hiç soran böyle süvari falan yok mu? Çok ilgilenenler var. Arkadaşım, meyilli misin? Buradan başka türlü iletişim yok, bir tek mail atabiliyoruz. Arkadaşım. He. Gönderirim süvariyi. Mine süvari olursa sevinirim. Cadı, de ki kızına. Sana... Benden başka hiç kimse seni görmesin diye bu kuleye kapadım. Seni benden başka hiç kimse görmesin diye bu kuleye kapattım seni ben. Çok süper bir cümle oldu ya. Ben yokken mi çalıştım bu cümleyi anne? Sen de tırs annenden. Kim görecek ki anne? Kim görecek anne burada Allah aşkına elin kulesinde yani? Yerin kulağı varsa kulenin de gözcüsü vardır. Siz komple ekip çalışıyor musunuz bunlara ya? Arkadaşım, cevap ver kadına. Soru sormadı ki cevap vereyim. Yerin kulağı varsa kulenin gözcüsü vardır. Yorumda bulun. Çok doğru bir deyiş. Rapunzel ol. Çok doğru bir deyiş anne. Sonra seni gelir buradan alırlar. Sonra ben çok üzülürüm ve onlara büyü yaparım. Ve onu hayvana döndürürüm. Onun için kötülük yapmak istemiyorum artık. Çünkü bir kızım var. Affedersin de madem büyü yapabiliyorsun, yap o zaman, gelip almasınlar.
kader. Acemi büyücü falan mı? Ne saçma bir aile. Arkadaşım sana ne? Her girme şey... o konulara. Allah Allah hiç. Sen annene de ki, anneciğim ben ne zaman evleneceğim? Anneciğim ben ne zaman evleneceğim? Hiçbir şuna... zaman. Ağzım bunu kıracağım mı ben? Annem anne dinlemem, çakarım şimdi yani. Ben gerginim zaten. Rapunzel ol. Çok ağzını bunu kıracağım ha. Öyle değil. Tırs annenden. Çok tırs. Beni şu an o kadar tırstırttın ki yani. Ay, vallahi saç diplerim falan hep diken diken oldu yani. Ama hissedilmiyor çünkü 6 metre anne, olduğu için. Anne çok sinirlendim. Sakın ha birini görürsem öldürürüm de. Sakın ha birini görürsem gözünün önünde öldürürüm. Yok yok, ben hep zaten üçlü beşli çağırıyorum. Arkadaşım. Ha. Abi ben arkadaş özlemiyle. Terbiyesizlik yapma. Ben ne yaptım? Arkadaş seviyorum. Hayır anneciğim, yuva kurmak için de. Ha hayır anneciğim, yuva kurmak için yani biz daha... Senin yuvan var. Ha yuvamı yapsınlar diye işte ben de. Yani o tarz bir yaklaşım arkadaşlar. Cadı çok sinirlenir. Bir daha duymayayım ağzından böyle laflar der ve gider. Bir daha ağzından böyle laflar duymayayım. Ben gidiyorum şimdi geleceğim. Ben şimdi gelmeyeceksin. Niye geliyor gidiyorsunuz? Gelmeyecekmişim gidiyorum. Ne saçma bir anne bu ya. Ya bana hiç mantıklı bir denk gelmiyor mu hikayelerde? Tekrar kuleye çıkar. Ben. Evet. Allah beni kahretsin. Kuledesin zaten, şarkını söylüyorsun. Ha. Kulenin içinde dolanarak şarkısını söyler. Ne şarkım ki? İkisinden biri. Yar saçların lüle lüle, hangisini biliyorsan. Ya hiçbirini bilmiyorum işte, benim püf noktası orası benim için. Hiçbir... Yar saçların lüle lüle söyle. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçlı, o sırada ormanda güle, avlanmakta güle, olan prens geçmektedir. Güle güle. Yar... Prens avlanarak geç. Hey. Nasıl avlanıyoruz? Nereye avlanıyoruz? Bismillah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar, saygılar. Onlar yok. Yok. Kim yok? Hanımefendi var mı? Onu görmüyorsunuz. Gör, bu tarafa mı dönüyor? Evet, ormandasınız, avlanıyorsunuz. Avlanıyor, neyle avlanıyorum ben? Böyle bakıyorsunuz, şu anda bakıcısınız. Bakıyorum. Ha, bakın, bir hayvan beğenirseniz avlanacaksınız. Evet. Bu arada kulede Rapunzel şarkı söylemektedir. Kule ne oluyor? Kule neresiymiş? Kuleyi göster. Belli olmuyor tabii. Kuleyi göster. Evet. Ha. Tamam, pardon, pardon. Kule de bayağı, evet. Ormanda dolanırken prens, evet, av var mı diye Rapunzel'in sesi duyulmaktadır. Öyle değil. Pardon. Pardon. Sen mi çıkarttın o sesi? Ha, benden çıktı. Prens, siz evet, onu görmüyorsunuz, ormandasınız. Ben şimdi ona bir şarkı koyacağım, onu duyacaksınız. Gör, ben takılıyorum burada. Saçlarını dağıtırsın, onu söyle. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Saçlarını Prens, dağıtırsın, evet, bir geyik görür, tüfeğini doğrultur geyiğe doğru. Nişan alır. Evet. Tam ateş edecekken sesi duyar. Seni sevmeyen ölsün. Bu şarkıyla mı duyuyorum abi ya? Seni sevmeyen ölsün. Mükemmel bir ses duyar. Hey. Etkilenir. Birden Ceylan'ı vurmaktan vazgeçer. Evet. Saçların Allah'ım bu ne ses der. Allah'ım bu ne ses. Rüzgarlarını Allah bırakırsın. Senin cezanı ver. Sese doğru ağır adımlarla gider. Ağır. Slow motion. Ve bunu görür. Kuleye evet, çık. Arkadaşım kulenin içine gir. Burada sarkmışım gözükeyim diye. Arkadaşım gir. Bu kadar işve yapma. Prens kulenin dibine gelir ve bakar. Kule 80 metredir. Ve bakar deparla kaçar bunu görünce yani. Hakan Bey. Aman pardon, sen çok tabii. Ay parçası. Ay parçası öf. Kuleyi ha, gördünüz önce şaşırın. Bu ne kulesi acaba? Bu ne kulesi acaba? 80 metre. Kız kulesi, kız ne kulesi olacak? Arkadaşım gir içeri sen. Ha, daha gözükmüyor, cilve yapıyor. Sadece sesini duyuyorsunuz. Sesini duyuyorum. O sırada o ses gene duyulur. Hangi? Saçlarını dağıt. O ses değil. Ha pardon ben. Tamam. Saçlarını dağıtırsın. Allah cezanı ver. Rüzgarlara bırakırsın. Bunu kitlemişler mi buraya? Cezalar. Prens Bey.
Evet. Siz etkilenin. Rüzgarlarına etkileneyim. Bırakmışsın. Evet, çok etkilendiniz. Nasıl etkilendik acaba? Bir şey görmüyorum ki hiç. Yani sesler etkiledi, büyüledi. Vay vay, bu ne ya böyle? Maşallah, maşallah. O sırada aşağıdan seslenir. Kim? Kim var yukarıda? Sen sesleniyorsun. Prens Bey siz. Aşağıdan ha, ben nasıl sesleneyim hocam? Ha, pardon. Ya prensi de böylesi denk geldi ya. Gir içeri. Tövbe ya. Prens Bey aşağıdan seslenir. İçinde kal. Kim evet. var yukarıda? Kim var yukarıda? Kimi şöyle istersin tatlı şey? Kestik. Ne bir dakika yapayım? Baksana. Pardon ben evet çok... Arkadaşım sen annenden korktuğun için önce bakmıyorsun aşağıya. Bakmıyorum. Ben zaten kim gelirse hu hu atlıyor. O yüzden o biraz yanlış oldu. Evet. Bakmadım. Evet. Evet. Sus hemen bakma aşağıya. Prens çok heyecanlanıp seni merak etsin. Meraktan delirsin. Merak, evet tamam. Gök dönüyor. Evet. Çok. Prens Bey tekrar kim var yukarıda bir yüzünü göster. Diyorum evet. Evet. Ver romantik şarkısını müziği. Söylüyor değil mi? Yok şarkıyı kesti. Kestik şarkı. Ver romantik müzik. Kestik. Ne yapıyorsun gerizekalı? Yani heyecanlansın. Acaba ne oluyor kulede? Arkadaşım. Uyuyacağım. Hayır. Ha. Arkadaşım. Bir dakika yalnız. Ben anlamıyorum. Gir içeri. Merak uyandıracaksın. Evet ver romantik müziği. Prensim. Evet hocam. Yukarı doğru seslenin. Acaba bu kulede ne var? Şuraya gizleneyim de ağacın arkasına bir takip edeyim. Ya prens problemli mi? Arkadaşım hocam, sen gir içeri. Bu çok lakayt. Bu olmaz böyle. Evet. Mağara adamına benzemiş. İyice terlemiş, verlemiş. Evet. Evet. Prensim. Evet hocam. Ki şu ağacın arkasında oturayım da şu evet. kızı bir gözetleyeyim. Belki cama çıkar. Cam yok ki. Şu ağacın yanına oturayım da belki şu kuleyi gözetleyeyim de cama çıkar. Çık hadi Allah cezanı. Belki, belki. Arada belki var. Ve müzisyenin arkasına doğru gidip saklanır. Saklandım. Şu saklandım. Müzisyen ormanda arkası. Mal gibi çalıyor mu müzisyen? Prensip müzisyenin arkasına doğru saklanın. Şuraya. Evet. Şöyle. O sırada tekrar cadı gelir. Ve aşağıdan seslenir. Rapunzel, Rapunzel uzat işte zartzurt. Rapunzel, Rapunzel uzat kahverengi altın saçlarını. Prens şaşırır, şok olur. Ne oldu? Of. Anne geldi salak. Ha, ne oldu anne? Seni merak ettim. Acaba buralarda gezen birileri var mı diye bakmaya geldim. Bir ruh hastası sen varsın. Buraya kimse gelmiyor. Hadi şunu öğrenin. İçim kurudu burada. Der ve cadı tekrar evin yolunu tutar. Prens, bunu gören prens... Gördüm. Öğrenir lafı. Gelir kulenin önüne ve aynı lafı söyler. Vallahi unuttum ne söylediğini dinlemedim. Rapunzel, Rapunzel uzat kahverengi altın saçlarını. Allah'ım ya. Rapunzel, Rapunzel uzat şu kahverengi öyle olmadı prensim. Çok romantik olmadı. Çok delikanlı çöküp, gibi geldi bu yani. Evet, diz çöküp romantik bir şekilde Rapunzel, Rapunzel uzat altın kahverengi saçlarını. Buyurun prensim. Allah'ım ya. Sonra bu... görüşürüz. Rapunzel, bana bak. Uzat şu kahverengi altın saçlarını artık da. Ya prens beni kahvede mi arıyor ya? Ya ben nasıl bir dümenin içindeyim? Ben anlamadım ki. Arkadaşım bir dur. Sana çık diyen oldu mu? Ha, gir çıkacağım. Gir. Allah'ım. Evet. Buyurun. Rapunzel, Rapunzel. Uzat şu kahverengi altın saçlarını. Uzat. Allah. Yüzünü gösterme, sadece saçları uzat. Bu epeydir bu mağarada kalmış herhalde. Kolu çek, kolu. Evet, ne yapacağız şimdi bu? Prensim, saçlara tutunarak kuleye tırmanın. Tırmanıyormuş gibi yapıp odaya zıplayın. Ben, ne tabi. O. Hocam harbi asılıyor yalnız.
Evet. Prensim. Tırmanıyoruz. Tırmanarak zıplayın odaya. Ne odası, ne zıplama? O oda şurası ya hocam. Ha bu oda. Tırmanmışsın ayağa yani. Tırmanmışız. Yalnız boynum... Oh oturayım, yoruldum Allah'ım. Ulan kırılmasın. O sırada Rapunzel gelir. En nihayet. Ve ilk karşılaşma. Yani sizi bu şekilde dön. Buradan ve ilk daha karşılaşma. Ben nezaketen ayağa kalkar tabii. Merhaba, sen kimsiniz? Prens çok etkilenir. Ben Prens Kim, adı yok mu bunun? Prens Kim. Çok güzel bence. Prens hemen ceketini çıkarır, yatağın üstüne koyar. Ho ho ho, hey hey. Arkadaşım terlemesin diye. Ha. Evet, uyanmıyorsun hiçbir şeye. Tamam, tamam, eyvallah. Merhaba Rapunzel der. Sonra, merhaba Rapunzel. Ay sıcak ya. Anladım, anladım. Bu merhaba Rapunzel. Merhaba Rapunzel. Merhaba müdür. Arkadaşım, ilk defa bir erkekle karşılaşıyorsun ve o prens. Tamam, merhabalar. Ne yapıyorsun? Yüzünü göstermiyor. Göster! Yüzümü göstermeyeyim derken. Ama haklı yani. Tamam. Şimdi yeni çıkmışsınız siz yukarı. İlk görüşme. 3-2-1 deyince birbirinizi ilk defa görün. Çok etkilenin. Müzik orada coş. 3-2-1 buyurun. Ah, ne saçma kıyafet. Kestik. Beyinsiz Rapunzel. Ya böyle mi olur? Ya mor giyiyor ama yani. Sana ne prensin zevkinden? Her şeye fırça yiyorum ben ya. Prensim kusura bakmayın. Estağfurullah, rica ederim, ne demek. Yine İlk karşılaşma birbirinizden inanılmaz elektrik alıyorsunuz. 3-2-1 buyurun. Düzgün elektrik. Kestik. Arkadaşım. Evet, elektrik aldım. Olmuyor. Elektrik aldım, kısa devre yaptım ona. Yani benden de sana. Arkadaşım, 25 senedir erkek görmemişsin, insan görmemişsin. Yakışıklı bir prens çıkmış, ne yaparsın? Eşe tamam. Ne oldu? Kalk ayağa. Ama... Büyük şaşır. Ne yapayım? Prens Kim? Siz önce sağa doğru dönün Prens Kim. He sağ, arkama evet, döndüm. Evet, arkanız dönük. Sen de arkanı dön arkadaşım. 3-2-1 deyince ağır çekin, birbirinize dönüp bakın, etkilenin. 3-2-1 yalla. Ne oldu prensim? Bunun ne dişi olacak? Ağrıyor galiba. Ağzı açık bir karış da. Ne iş? İyi misin? Arkadaşım ne oldu? Etkileniyorum. Etkilen, süzül. Bu uçtu. Prensim siz de etkilenin onun hareketlerinden. Nasıl ne yapacağız, etkileneceğiz? İşte etkileniyoruz ya. Biz ağır başlı prensiz. Arkadaşım etkile ağır başlı prensi. Ya. Bu hapını almamış. Artık mesajı aldı herhalde ben. Ve ilk defa bir insanla konuşmaya başlar. Konuş. Ha, merhaba. Aman. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz kimsiniz? Ben Prens Kim. Siz kimsiniz? Aa, kendini bilmiyor. Ben ne bileyim ayol, ilk defa geldin. Ne yapıyorsun? Adı kim? Adı. Ha, adın kim? Adım kim? Ha, adın kim? Nasılsın? Ha. Kim? Ben de Rapunzel. Bu saç çok hoş olmuş. Sağ ol, ama leş gibi kokuyor. Öyle mi? Evet, hiç yıkanmıyor. Neden saçların bu kadar uzun? Mevzuya girin. Neden saçların bu kadar uzun mesela? Bilmiyorum. Acayip bir hikayedir. Bu anlatırım bir gün. Bir de karnınız şiş gibi geldi bana ama. Gazım var. Alttan sürekli yel yediğim için. Bir de böyle genelde terliyor musunuz? Öyle bir sorun mu? Müdür var. Sen beğenmediysen in başkasına git yani. Hiçbir şey ben beğenmedi ki. Ağlama alıyor. Beğenmedi beni yani. Oran şey, bu karnı şiş bilmem ne. Kestik. Evet, musluktan hamileyim. Ne yaşayacak? Buradan çıkmıyorum ki. Niye şiş? Gazım vardır. Bir şey diyor ya. Öne gelin. Buyurun öne gelin ikiniz. Öne, evet. Şimdi sayın prensim. Evet hocam. Bu aslında çok güzel bir kız. Mış. Özünde güzel. Öyle bir şey yoktu, evet. Yani siz onun suratına bakıp aldanmayın. Onun arkasındaki güzelliği görmeye çalışın. Hop hop hop. İlk defa tanışıyorlar, ilk defa. Arkadaşım. Adam havaya giremiyor suratına baktıkça. Bravo.
Nasıl gideyim? Yani havaya gitsin. Lap dance mi yapacağım? Ne yapayım havaya gireyim? Ben ne yapayım yani? Şimdi prensim sizden rica ediyorum onu güzelmiş gibi görmeye çalışın. Tamam onu hallederiz. Of. Tamam. Arkadaşım. Benim. Sen de utangaç ol ama adamdan da çok hoşlandın. Gitmesini istemiyorsun. Heh, evet bak. Buyurun. Dur sakin ol da. Odaya geçin. Odaya geçiyoruz. Ne yapalım? Odadasınız. Gel. Şimdi ben 3, 2, 1. Buyurun. İlk cevap. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Sağ ol. Hayırdır? Daha nasılsınız? İşte böyle mal gibi oturuyorum kulede ben. 25 senedir. Evet. Maşallah. Önceler bu kadar yukarıda değildim. Kule dibindeydim. Evet. Sonra yukarı geldim. Siz hayırdır buralarda? Öyle avlanıyorken bir uğrayayım dedim. Avlanıyorken güzel sesini duydunuz, ona geldiniz. Yani, güzel sesinizi duydum, ona geldim. Ha, sağ ol. En sevdiğim şarkıdır. Müthiş bir sesiniz var ya. Biliyorum. Miksajsız böyle. Öyle mi? Tabii. O biraz önce gelen anneniz miydi? Allah onu kahretmesin. Niye? Çünkü o aşağıda ben yukarıdayım. Kısmetleri hep o kapıyor. Sizi buraya nedir? Eviniz mi bu? Nedir? Kulede mi takılıyorsunuz? Evimiz. Kulede takılıyorsunuz. Evet, manyağız. Biz merdiven yok, kapı yok, orada yaşıyoruz. Evet. Hayır nerede? Muhit kız, neresi kardeşim? Burada, kız hapisin burada. Ha. Niye yani bu kadar güzel bir kızı? Öyle deney yapıyoruz. Bakalım. Ha. Neyle besleniyorsunuz? Şimdi prensim etkilendiğinizi kendisinden ve ilk defa bir kızdan hoşlandığınızı ve onunla evlenmek istediğinizi konuyu açın. Buyurun. Oo. Evleneceğim yani. Şaka evet. Şaka hep şaka bunu. Herhalde de ya, bismillahirrahmanirrahim. Yok, yok şaka. Ya feci bir şeysin ben hakikaten. Sağ ol. Ay, ilk defa bu kadar açık konuşanı gördüm. Hep beğenirler ama. Şoka girdim seni görünce. He. Vallahi daha mı ucuz bile. Orada? Yani. Bu beni çok bölüyor, konsantrem bozuluyor hocam. Arkadaşım, niye salak salak reklam yapıyorsun? Evet. Bölme adamı. Ne güzel girmişti konuya. Pardon. Prensim kusura bakmayın buyurun. Tam da evlenme teklif edecektim. Buyurun kusura vallahi bakmayın onun. Evet. Yani kısacası evlenelim diyorum. Yok kısacasını söylemeyin. Uzunca. Ha. İşte şoka girmiştik seni gördüğümüzde. Ha. Harbiden yani. Sesin mesin falan her şey tamam. Biraz fazla terliyorsun ama önemli değil. Evlenelim gitsin kurtul işte bu annenden mannenden kuleden burada. Tamam. Takılalım. Tamam deme hemen. Ha. Bu tamam dedi yaptı. Pardon. Farklı bir şey anladım. Ha, şey yapıyor ağırdan mazbutum ben. Masum. Nazlanması lazım ki. Evet de ki ben evlenmek demek ne demek bilmiyorum. Annem senin ciğerlerini söker. Ha. Cadıdır benim annem öyle şeylerden bahset. Ha. Ha. Yokuşa sür. Şey, ha yokuş. Ben tamam da prens kim? Ben evlenmek ne demek bilmiyorum. Yani ben burada böyle dururum. Ay ne güzel saçların, at saçlarını falan derler. Gelirler, çıkarlar. Sonra inerler. Yani biz evlilik falan... Kestik! Oho. Ne oldu? Da. Sen ne yapıyorsun? Kızın hayatına biraz renk katıyorum. Arkadaşım! Bütün bir ömür... Rapunzel'in hayatına renk katmak sana mı kaldı? Rapunzel'li. Yeni yorum benimki. Terbiyesizlik yapma. Her şey mi burnunu sokuyor ya? Yürü. Doğru söylüyor. Sonra sizi burada... Öyle değil, hikayede yürü. Pardon. ben o tarz bir insan değilim öyle hemen gönlünü verecek, gönlünü kaptıracak. Saçları da halat gibi ya. Prensim, beğeniyorsunuz. Pardon. Atacağım kuleden iyi. Aşağı tamam, yani. Tamam. Ben... Pardon, pardon. Şey, ya bu nasıl bir ilişki ya? Bu böyle Rapunzel'cim pardon vallahi kusura bakma. Rapunzel'cim falan sanki aynı mahallede. Samimi bakıyoruz. Yani bu tarz bir insan değilim ki ben. Bu saçını süpürge etmiş hakikaten de. Bu kulesinde kendi çapında bir hayat yaratmış bir insanım yani. İçimde tamam. Erotizm olabilir. Yokuşa sür. Ha. Ben de biraz şu arkadaki... Ha öyle değil. Ha şey ha, zorlama anlamda. Ha. Ben o tarz bir insan değilim. Çünkü daha önce bana olan aşkınızın gerçek olduğunu öğrenmem lazım. Gerçek ol. Ne yapmam lazım ki yani? İşte orasını hiç bilmiyorum. Nasıl olacak? Ben bir dansa kaldırın. Ya sen kulede. Var ya. Evet. Tövbe benimle ya. Bir dans edersen kalbimin sesinden aşkımı anlarsınız. Benimle bir dans edersen ben de sana bir kere masaj yapabilirim. Senin haberin yok olaydan. Ha ben haberim dans yok. Dans nedir bilmiyorsun. Allah'ım bana ne yapacaksın hiç bilmiyorum. Hayır hayır. Öyle değil. Daha adam lafını söylemedi. Tamam. Ha ben şey olur. Ha tamam. Ha dans. Prensim buyurun. Ha dansı bilmiyorum ben.
Evet, ilk defa öğreneceksin. Dans mı teklif edeceğiz? He. Evet, prensim. Benimle dans eder misin? Niye, sebep? Geri zekalı. İşte bilmiyorum ya ben ya. Atlasana hemen. Atla. Bilmiyorum ki dans ne olur. Niye atlayayım hemen? De, ben dans bilmiyorum. Bana öğretirsen tabii ki ederim. Ben dans bilmiyorum. Hemen soyunayım mı? Arkadaşım. Bilmiyorum ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Nereye atlıyorum? Öyle değil ki. Önce utangaç ol. Ay dans bilmiyorum. Çok acıyacak mı? Ne yapayım? Arkadaşım. Ne bileyim ben? Ya dansı... Dansı bilmiyorum çünkü yani. Bana dansı öğretecek misiniz? Ha, ben dansı ne olduğunu bilmiyorum. Bana dansı öğretecek misiniz? Öğreteceğim, öğreteceğim. Oho! Ne oldu? Ben buldum. Prens Coşkun. Arkadaşım, git önce yeleğini çıkar prensin. Çıkaracak yeleğim, gel. Çıkarsana. Hayır. Nereye gidiyor bu? Gel. Ha. Tamam, üşümesin. Üşümesin. Bir de katlıyor. Sıcak olmasın diye. Şimdi prensim. Evet. Kendisini dansa da kaldırın ve dans öğretin. Ah başımıza. Gel. Buyurun. Şu saçını at, Allah cezanı ver. Geç şuraya. Gel. Öf. Çok terlemiş bu. Ne yapmış? Evet. Sorsan arkadaşım ne yapacağız diye. Ne yapacağız? Dans edeceğiz. Bir bana bak. Tamam. Gözlerime bak. Bu bayağı tatlı ya. Fena değilmiş yakında. Çok yokuşa sürmeyeyim yani. Arkadaşım. Pardon. Ne bileyim. Önce dansı öğren. Peruktan bayağı içim benim değişti ya. Pardon. Sonra prense sorular sor. He. Yani nasıl bir insan? Hayırlı kısmet mi? Bu tırnaklarını yiyor bak. Ha, sorunlu bu şey. Evet, rafinya mıydı? Peki neydi? Ben sizi tanımak istiyorum biraz. Müzik yok abi. Ha, yok bu kadar. Tek taraflı CD. ben sizi tanımak istiyorum. Çünkü yabancılarla ilk defa dans ediyorum. Önce bizim eve gidelim. Ha, ailemle tanışman için. Tamam ama önce ben ineyim aşağı. Hangi aşağı? Kuleden aşağı. Ha, olur. Ne uzatacağım? Ne? Ne diyor? Evet. Hikayeyi bilmiyor ki prens. Yeter bu kadar dans abi. Ben yanlış insanla şu an kulede baş başayım. Arkadaşım, Josh sen dans ederken bir yandan sor. Ne kadar güzel dans ediyorum değil mi? Ön sıraya geri iade edebilirsiniz biletlerini. Bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz ya? Peki, sor. Gerçekten... Baban ne iş yapıyor falan? Baban ne iş yapıyor? Çok da umurumda marangoz. Sanki. Marangoz. Marangoz mu? Kestik. Beyefendi, marangozun çocuğu prens olur mu? Hayır, oradan başlamış yani prens diye. Marangozluktan krallığa mı gelmiş? Evet, kendine krallık yapmış. Helal olsun. Helal, dişiyle tırnağıyla kazanmış. Sıcak. Evet, sor arkadaşım. Annen nasıl bir insan, bana iyi davranır mı falan. Annen ne yapıyor, o da kalastan anlıyor mu? Şimdi de ki, ben sana ailemden bahsetmek istiyorum. Ha. De. Ben sana biraz ailemden bahsetmek istiyorum. Et bakalım. Bir tane annem var, o çok tatlı, mazmut bir insandı. Sonra bunlar bir cadı hata yaptılar. Hangisi? Ah işte sıra ona geliyor. Cadı annem çok çok korkutucu bir insan aslında. Sürekli aşağı geliyor. Rapunzel salla salla salla. Ben çıkacağım. Ve seni ben... burada görse öldürür. Şu an seni burada görse yemin ediyorum. Seni diyor, beni değil. Prensi bana, diyorum. Ha, beni mi öldürüyor? Evet, tabii. Çünkü buraya erkeğin girmesi yasak. Ne, ormana? Tabii, hayır bizim kuleye. Ben kulede değilim, ormandayım. Burası şu an orman. Bu yatağı mesela, ormana mı koymuşlar? Devlet ara. Prensim, şey siz kızın saçına tutunup yukarı çıkmadınız mı? Ha, ormanda kokteyl mi var? Sonra yukarıdasınız. Ha, şimdi odada mıyız biz? Oho. Evet, odadasınız. Arkadaşım, evet. Sen tam onları anlatırken cadı annen gelir. Yine mi? Şimdi gitti ya. Aşağıdan bağırır. İşte bir tane annem cadı. Rapunzel. Uzat kahverengi altın saçlarını. Telaşlan, kork. Ne yapıyorsun kız sen yukarıda? Öyle gelsene. Değil. Telaşlan, adama de ki senin şimdi ne yapacağız? Allah'ım annem geldi, çabuk olmalıyız. Gel. Kestik. Neye çabuk olmalısın? Ha, yatağı toplayalım. Dağınık görürse çok kızar çünkü.
Arkadaşım adamı bir yere sakla. Ha gel, gel sen çabuk buraya gel. Rapunzel, Rapunzel. Uzat kahverengi altın saçlarını diyorum. Bu polar serin tutar. Sen git annene yolla gel. Tamam. Hadi. Canım. Ne yapıyorsun? Niye hemen çıkmadın bakayım sen cama? Duştaydım. Saçlarını uzat. Yukarı gelip kontrol edeceğim. İnanmıyorum sana. Tamam dur. Çocuk da duştan çıksın gel. Salak. Evet o benim. Sana bir şans daha veriyorum. Bir kere de anladım şu an. Anne anne gelme istersen çünkü yukarısı leş gibi. Sana layık değil. Ben sana güvenmiyorum. Cehennemin dibine kadar yoluma ne yapayım yani? Kaç kere İkna et kadını. İkna ol, ikna ol. Öyle değil. Öyle değil. Buraya gel, ağzını bunu kırarım senin. Uydur bir şey. Kafana bir şey atacağım şimdi. Ne diyeceğim ki bir ben bunu? Bir şey uydur. Yukarı gelirse göreceksen ne uydurayım? Bir şey uydur, yukarı çıkmamasını sağla. Evet, yok yok, korkacak bir şey yok. Bir arkadaşım var ama o da zaten korkulacak gibi değil. Öyle deme. Ha. Anne de gitmiş. Sen gelme, ben geleyim bu sefer de. Sen inemezsin aşağıya. Ben yukarı çıkıyorum. Çabuk uzat saçlarını. Saçlarını mı kestin yoksa? Yok kesmedim de leş gibi dağınık. Sana hani göstermek istemedim. At aşağı saçları. Mecburen gelecek. Allah'ım 14 kilo bu saçlar ya. Çok asılma. Boynum hep tutuk. Ve yukarı çıkar. Bir de ne görsün? Ne? Bu kim? Sen ne zaman çıktın? Benden önce nasıl geldin buraya? Kim en nihayet gördü yani. Ha, tanıştırayım erkek Prens. Arkadaşım. Prens kim? Babası marangoz. Kestik. Arkadaşlar. Efendim. Cadı. Siz Cadı siz. Hanım. Buyurun. Siz onu görünce bir kere şok olur, çok sinirlenirsiniz. Arkadaşım. Sen... Tırsarsın. Prens, sen de aşkın uğruna ölürüm dersin. Buyurun. Ben durup dururken aşkın uğruna ölürüm mü diyorum? Hayır, kadın seni öldüreceğim deyince. Deyince, tamam. Kim bu adam? Ne işi var burada? Beni buraya kim getirdi? Bu adam kim? Niçin çıplağım? Allah'ım! Çıplak değilsin. Değilim, niçin çıplak değilim ben? Niye vakit kaybettik? Biri beni soysun. Çılmıştım. Sen zaten hep buradaydın. Ve giyinik miydim hep? Allah da beni kahretsin. Prens. Evet. De ki cadıya, sevdiğim için ölürüm. Ben sevdiğim için ölürüm. Ne diyorsunuz siz ya? Sen buraya nasıl çıktın? Çıkmadı. O beni içeri aldı. Delikanlı gibi konuşalım şimdi, hiç uzatmayalım. O zaman peruğu çıkarayım mı ben? Niye çıkarıyorsun? Ne bileyim ben. Beni bu halimle değil, özümle beğeniyor. Tamam. Şimdi cadı de ki, hemen burayı terk etmezseniz sizi öldürmek zorunda kalırım. Hemen burayı terk etmezseniz sizi öldürmek zorunda kalırım. Ve bir hokus pokus yapar. Prens kendini çölde bulur. Gözleri de kör olmuştur. O zaman artık soyunabilirim. Tamam ben yok oldum. Ben çöldeymişim. Şurada. Çöldesiniz. Ha. Orada 5 dakika durun. Birazdan geleceksiniz. Kör oldunuz. Körüm tamam. Ve Rapunzel'in saçlarını keser. Onu cezalandırır. Sana bu son artık seni hiç kimse beğenmeyecek. Hiç kimse görmeyecek. Aldım işte. Rapunzel yatağın örtüsünden. Ne oldu arkadaşım? Çok merak ediyorum neye benzediğini. Hala güzelsin. Rapunzel çökmüştür. Yatağın ilmeklerini alır. Nelerin? Ve ilmeklerden bir halat örer. Yatağa ilmeği olmaz ki ya. Arkadaşım battaniyeden tek tek çekersin. Ve bunu yaparken de
o hüzünlü şarkıyı söyler. Memeler boş kaldırma. Kestik. Bu mu hüzünlü şarkı? Evet, çok üzülürüm bunu duyunca ya. Niye? Çünkü artık yapacak bir şey yok. Baş kaldırmışlar yani. Bir isyan var. Müzisyen arkadaşım, sen söyle o örgüsünü örerken. Yavaş yavaş. Yıldızlar vardı, sen görmesen de. Sanma aşkım yalandır, sen sevmesen de. Her şeyi göze aldım, gitmedim yanında kaldım. Bir hayalin peşinde sürüklenirken ben sen aldanırım sandım. Mühürlüdür adım adına bundan sonra. Yeni bir satır aşkım alın yazıma. Mühürlüdür adım adıma bundan sonra. Yeni bir satır aşkım. Başka bir dermanım yok. Koyma beni perişan. Benim senden başka bir dermanım yok. Yıldızlar vardı, sen görmesen de. Sanma aşkım yalandır, sen sevmesen de. Her şeyi göze aldım, gitmedim yanında kaldım. Bir hayalin peşinde sürüklenirken ben sen aldanırım sandım. Mühürlüdür adım adıma. Ataş'a. Ha. Kendi kendine söylen. Allah beni kahretsin. Niye öyle böyle? Değil. Ben şimdi işimi bitirdim. Bu ilmeklerle aşağı sarkacağım. Prensimi bulacağım. Ben şu an işim bitti. Çok yorgunum, bitkinim artık. Ama şimdi bunun sayesinde aşağı ineceğim. Buradan koşup gidip prensimi bulacağım. Ne buradan nasıl çıkayım ben? Arkadaşım bu tarafa gel, iniyormuş gibi yap, in. Ha. Ve Rapunzel ormanda ne yapıyorsun? Donu düzelttim. Rapunzel ormanda hayvanlara, ağaçlara, kuşlara ne yapıyorsun? Kediler falan var hep. Ne vuruyorsun kediye? Yolumda duruyor. Hayvan sevgisi yok mu sende? Şu an yok artık, çok gerginim. Gergin olma Rapunzel'sin sen. Ben mutlusun çünkü ilk defa hayatında aşağı indin. Ha. Çok, ormanda çok... prodüksiyon al oda malzemelerini. Ormanda gezerken kurtlara, ayılara sorar. Prensimi gördünüz mü? Prensimi gördünüz mü? Önce hangi hayvanla karşılaştığını söyle. Hangisin sen?
Arkadaşım sen bize söyle. Ayı. Ya çıkar çıkmaz ayıyı mı gördün? Evet. Nasıl bir şey o çıktı karşıma. Peki. Sor. Sen prensimi gördün mü? Öyle mi sorulur? Gördün mü lan prensi? Yüzünü görmesin, insan olduğunu anlarsa seni parçalar. Of. Üstteki turuncuyu kafaya geçir. Yüzünü görmesin arkadaşım. Tamam. Oynaya oynaya gel. Oynayan ayı gördün mü? İçeride bir araya gelince gösterirsiniz. Yaklaş. Oh. Hamamda kadınlar nasıl bayılır? Ne bileyim lan ben. Bayılsana. Ay. Omuzdan gerdandan kırarak yavaş yavaş kalça üstü. Detaylı bir de. Arkadaşım sizin mahallede hiç ayı oynatmadılar mı? Yok hocam ya. Evet. Ama. Şimdi prens gelir. Prens bence çoktan dolmuşla eve gitti ya. Prensim, evet, siz geldim. Şurada sol köşede kulenin sol dibinde oturuyorsunuz. Oturuyorum. Evet. Oturma körsünüz, gibi. Gözlerinizi kaybettiniz. Sadaka alacağız. Hayır. Siz hala Rapunzel'in aşkıyla yanıp tutuşuyorsunuz. Evet Rapunzel, gel prensi gör. Hadi çabuk gör, ayağım ağrıdı. Pardon. Ne oldu? Şunun mikrofonunu takın. Nereye kaybettin mikrofonu? Tamam. Hazırım. Evet, gör prensi hemen. Ah canım sen de tamam devam et sonra gelirim. Ne oldu? Tuvalette rahatsız etmeyeyim sonra. Arkadaşım duvarın dibinde oturuyor adam. Pardon ben ne bileyim. Prensim duvarın dibine çökün. Sizin gözleriniz görmüyor. Tutunayım bari ha. Gel gör. Aman yarabbim ne oldu sana? Prensim siz tanımadınız sen de kimsin de. Zaten bunu nasıl tanıyayım ha? Siz kimsiniz? Yüzüne bakmayın, körsünüz. Siz kimsiniz? Nasıl ben kimim ya? Beni tanımadın mı Rapunzel? Beni o güzel sesimden tanımadın mı Rapunzel? Ver saçını Rapunzel, tanıyayım seni de. Ver saçını Rapunzel, tanıyayım seni, gel. Canım, onları hep ben şeye bıraktım. Emanete bıraktım ya. Arkadaşım, al elini saçına sür. Tırnaklarından da tanıyabilirim. Ya yok. Daha çok detay var tanıtabileceğim yani. Omuz başları olsun. Şekil mesela. Prens. Ama sen kelsin. Bu kel, sen kelsin. Sen de kimsin? Evet. Biz iki yabancı insan mıyız? Arkadaşım anlatsana. Annem senden sonra saçımı kazıdı diye. Annem senden sonra saçımı kazıdı. Ortasını çok kazımış ama. Nereden gördün? Yok hissettim yani. Gördün müsün sen? Hissediyorum. Bak. Prensim siz körsünüz. Evet. Rapunzel, ama seni tanımam için çok kuvvetli bunun yani. Seni tanımam için bir şey yap. Seni tanımam için bir şey yap da tanıyalım kardeşim ya. Bir dans edelim, yakınlıktan anlarsın. Hayır. De ki, o şarkıyı söyleyeyim sana de. Evet, hadi. Ben biliyorum onu tutacağını ya. Memeleri boş. O değil. O değil, manyak. Benim yarım kaç gibi... Hayır! Arkadaşım, saçlı şarkının adı neydi? Neden saçlarının... O da değil. Saçlarını dağıtırsın. Saçlarını dağıtırsın. Sen olsun gözüm de açıldı bak gördüm bak. Öyle değil, gözünüz daha açılmadı. Hala bakan evet. Görürüz ha. Siz diz çökün prensim. Evet, sensin deyin elini tutun. Pişman mısın geldiğine? Ver elini. Memnun oldum. Evet sensin. Evet sensin. Ay beni tanıdığına o kadar sevindim sen ki. Sen ağlamaya başla Rapunzel.
Gözyaşların onun gözlerine aksın. Arkadaşım denk getir, adamın gözünü açacağım. Akmış. Sen de yukarı bakıyorsun prens. Evet. Tam o sırada tın annesi tın. Gibi. Tın tın mı? Arkadaşım senin gözyaşı damlaların onun gözüne damlıyor. Ha. Efendim. Tın tın. Evet, geldi gözümde şu an. Onları böyle sar iyice buzluğa. 6 ay sonra hala açabilirsin. Tamam. Ama çıkarıp tın tekrar... tın olunca Allah'ım görüyorum diye ayağa fırlayacaksın. Evet, ha. Bir daha ver. Ağla. Tın, Allah'ım tın. Görüyorum, aman Allah'ım, bu kim? Rapunzel'de ve sarılır. Bana mı? Ver coşkuyu müzik. Ay kurban olurum. Ne oldu? Bu kel fodul dinlemiyor. Hakikaten seviyor beni. Önce sahnenin önüne gelin. Selam verin. Ha. Teşekkürler efendim. Hocam teşekkürler. Ha ben de. Arkadaşım gelsene. Gelsene. Niye geldiğince hemen gelmiyorsun? Ben önümde durdu. Geçmem. Arkadaşım başkalarına suç atma. Evet. Bunlar... Hayatta bir prensibin olsun. Yani bu tarz, bunları da bana tekrarlatma. Sen. Ben. Böyle... Hatalıysan hatalıyım de. Hazırım. Ne oldu kulağına? Kime? Kepçe kulak olmuşsun. Mikrofonun şeysi bu, arkadan abi bastırdı onu açıyor. Nerelisin? Takım olarak mı? Olay çıkar. Arkadaşım nerelisin? Ben Kızıltopraklıyım. Kıyafet olarak nerelisin şu anda? Bilmiyorum hangi nerenin inşaatıysa bu. Orada çalışıyorum herhalde. Karadenizlisin. Allah Allah. Evet. Bak arkana. Gördün mü? Karadeniz'i mi? Arkadaşım arkandaki ne? Bot. Hayır. Değil. Taka o. Ne? Taka. Bu. Evet. Siz nerelisiniz? Bu bot bu. Arkadaşım. Koy yelkeni ortasına, taka olur. Ha ben bunu güneşlik sandım. Bu yelkeni mi? Evet. Koy ortasına. Sen koyma, prodüksiyon koysun. Tamam. Bin geminin önüne. Tebrik ederim. Ayağını da çimenlere bas, elektriğin toprağa geçsin. Sonra da bunun ne kadar faydalı bir şey olduğunu çimendeki mikrofondan anlatayım mı? Arkadaşım. O nerede durur genelde? Bu. Yelkenli. Denizde. O zaman aşağısı ne? Su. Senin ayak niye orada? Böyle su çırpıyorum. Adet. Mal mısın? Tabii bizim oralarda adet. Suya açılmadan suyun serinliğine bakılır. Kış günü. Kış. Ver müziğini şunun. Tövbe yarabbim. Evet, seni bekliyor seyirci. Atlayayım mı, yüzeyim mi ben? Hayır, balık tutmaya başla. Önce küreklere sarıl. Nereye gideceğini bize söyle. Uyuyorum, uyanınca balığa çıkacağım. Arkadaşım, sana söyleyecek söz bulamıyorum. Sen hakikaten böyle eksiksiz, dibine dibine tam bir gerizekalısın. Küreklere sarıl. İşte o öyle değil. Bin şu teknenin içine. Yelkenliği kafanın arkasına al. Tamam. Sarıl küreklere. Saçma bir şey bu.
elinle tut, tek elinle kürek çek. E döner dururum öyle. Yelkenliyle rüzgara göre ayarla. Bir elinle çek, ötekiyle rüzgara al. Tamam, nereye gidiyorsun söyle. Ne bileyim, mal gibi gidiyorum ben. Nereye gittim bilmiyorum ki. Karadeniz'e doğru açılıyorsun. Zaten Karadenizli değil miyim? Evet. Başka bir yerde mi yaşıyorum normalde? Hayır. Niye Trabzon'dan Ordu'ya doğru çıkıyorsun. Trabzon'dan Ordu'ya doğru çıkıyorum. Evet. Niye? Bilmiyorum, manyağım. Boş zamanım var. Gidiyorum işte öyle. Çünkü oranın hamsisi bol. Tamam. Tamam. Neredesin? Geldim, Ordu'dayım. Ordu açıklarındasın. Açıklarındayım. Orada hamsi olduğunu nasıl anladın? Bilmiyorum. Bak oradan aşağıya. Olabilir burada. Niye? Bilmiyorum. Su tuzlu mu? Böyle tozlu. Arkadaşım yeri yalama. Nereden anladın orada hamsi olduğunu? Ya siz beni boşu boşuna yollamazsınız diye düşündüm. Arkadaşım tam geldin, orada durdun. Durdum burada. Tamam. Şimdi neden orada durduğunu bize anlat. Rüzgar kesildi. Hayır. Hayır. Dibinde hamsi var. Dibinde hamsi var. Evet. Evet. Nereden anladın? Hiç bilmiyorum. Çünkü benim... Alttan vuruyorlar. Ha, alttan vuruyor. Ha. Hisset. Ay. Hop gidiyor. Tamam. Ben şunu anlamadım. Neyi? Madem yelken var, niye mal gibi kürek çekiyorum ben? Yelkenle hızlı gidemezsin. İki kat hızlı gidiyorsun. Hem kürek hem yelken. Vay anasını sayın seyirciler. Niye gidiyorsun? Bilmiyorum, durdum alttan zaten. Alttan vurmadılar mı? Alttan vurdular. Tamam, orada kal. Çıkar oltayı. Çabuk ol arkadaşım, çabuk. Evet, at oltayı. Kestik. Ne yaptın? Komple bütün benim ekmek teknesi. Oltayı niye attın denize? At oltayı dedin. Oltanın ucunu aşağı at dedim. Ya ucuyla başıyla uğraşamam ki ben. Bir an önce balığı tutmam lazım yani. Diğer oltan var mı? Var. Tamam, onu at. Hay Allah beni kahretmesin ya. At oltayı. Kapağını aç, kapağını. Tamam, açmışsın. At oltayı. Bu. Evet. Bu bir yeni öğrenenler için, kısa. Arkadaşım, öyle hamsi tutulur mu? Tutulmaz. Bir kilo hamsiyi bir yılda tutarsın. Tamam. Ne yapmak lazım? Direkt kafasına bu şey yapacağım yani. Arkadaşım, hiç balık tutan da görmedin mi? Hayır, hiç görmedim. Zaten balık sevmem. Bak arkaya, file var mı? File var, kırık var. Tamam. Ağ atıyoruz. Ne saçma, ayakta duramıyorum. Benim ne işim var denizde? Arkadaşım, ağ atıyorsun. Önce dur. Önce de ki, Allah'ım şimdi bu ağa atacağım. Akşam çoluğuma çocuğuma ekmek götüreceğim. Ağa bol bol balık gelsin de hamsilerden ricada bulun, at. Allah'ım bir halt ettik, evlendik, çoluk çocuk yaptık. Gözünü seveyim, eli boş dönmeyeyim bu gece. Hamsilere konuş. Hamsili ne yaptınız orada, ne yapıyorsunuz ya? Öyle değil. Ricada bulun. Ha, gözünü sevdiğim. Vurup durmayın alttan. Hep böyle dengem bir şey oldu öyle ya. Öyle değil arkadaşım. Ne diyeceğim ben hamsiye? Hamsiler, hamsiler. Ağa gelin. Ağa dolanın. Akşam sizi çıtır çıtır çıtırdatayım. Hamsiler, hamsiler. Ağa gelin. Dolanın. Şey yapın ya. Bir şeyler yapın ağda. Bir çıtır çıtır. Atıyorum ben ya. Beni dinlemiyor hiçbiri. At. Ne yaptın salak? Bunu da mal gibi attım ben değil mi? Bunu da tutmam lazımdı. Ne kaldı? Bırak, bırak. Ağa aldılar, götürdüler. Allah beni kahretsin. Beceremedim. Başka ne kaldı? Bunu... Onunla hamsi vurulmaz. Bununla vurulmaz bu. Tamam. Onunla ne vurulur? Hiç bilmiyorum bu. Onunla palamut vurulur. Bununla? Evet. Füzeyle. Füze değil o. El zıpkını.
El zıpkını. Evet. Başka ayak zıpkını falan da mı var? Arkadaşım bu senin icadın. Benim. Karadeniz'de efsanesin sen. El yani. Zıpkınında bir numarasın. Ben oltayı denize atmış adamım ya. Çaktırma. Nasıl çaktırmayayım? 3000 kişinin mal gibi attım olsun. Şimdi kendi kendine konuş. De ben... ki ben hemen Marmara'ya gitmeliyim. İstanbul açıklarında palamut avlamalıyım. Ben hemen Marmara'ya gitmeliyim. Benden Karadeniz'de bir halt olmaz. Marmara'da gidip bakkallaşmalıyım ben. Marmara'da palamut avlamalıyım. Marmara'da palamut avlamalıyım. Çünkü ben çünkü... el zıpkınında bir numarayım. El zıpkınında bir numarayım ben. Evet. Yürü Marmara'ya. Haydi bakalım. Hop hop. Nereye? Marmara'ya gidiyorum. Yüzerek mi gideceksin? Evet bunu... Ya bunun yelkeni başıma bela oldu benim ya. Kaldır yelkeni. Ver müziği. Marmara'yı göster. Nereyi göstereyim? Marmara'yı. Burası. Tamam. Yelkeni nasıl çevirirsen gidersin oraya. Böyle bu şekil. Olmaz. Niye? Arkadan rüzgarı alman lazım. E tamam işte Marmara burada, arkası burası. Tamam. Üfle yelkene. Ben otobüse binip gitsem bu ne saçma... Üfle yelkene. Öyle olmaz. Arkadan ne? Havayı al. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İşte sirkülasyon sağladım ya. Öyle değil. Ağzınla havayı arkadan al. Bunu beceren bir adam varsa şu an sirkte olması lazım. Arkadaşım, beni dinlersen yaparsın. Aç siz, ağzını. Siz bunu denediniz yani. Evet. Maş nasıl? Aç ağzını. Dön arkaya. İçine çek. Şimdi dön öne. Üfle. Boşluğa gitti beyinsiz. Gitti. Kaldır yelkeni. Evet, bu söylediklerimi hızlı hızlı müzik eşliğinde yap. Yaparken horon oyna. Yalla. Ve hızla ilerler Trabzon, Sinop, İnebolu, Şile. Ne bakıyorsun arkadaşım? Ben rotaya bakıyorum, çok şaşkınım. Bakma sen üfle, ben getiririm seni. Şile, oradan girer. Anadolu Kavağı, orada dur. Ve orada zıpkınla palamut avlamak için denizin dibine bakmaktadır. Palamut görünce söyle. Palamut değil de file benden önce gelmiş ya. Onlar yok. Ha ben... Ha. Burada palamut yok. Ne var? Hiç böyle... Vardır. Var, var, var. Torik geçiyor, Tori'ye sor. Torik? Torik geçiyor, Tori'ye sor, palamut nerede? Beni Karadeniz'den dışlamışlar mı? Ben ruh hastası mıyım? Balıkla konuşuyorum. Arkadaşım, benim kurduğum mizansene karışma. Çok git güzel. Evde nasıl tutarsan tut. Gitti o Torik, gitti. Sen eğlene kadar gitti Torik. Yunus geçiyor. Müdür. Pardon, ne yaptın? Hayırdır, nereye böyle acele? Palamut sürüsü var, arkasından gidiyoruz. Konuşuyor musun lan sen? Vay anasını ya. Hepiniz mi konuşuyorsunuz? Ulan burada harcanıyorsunuz oğlum. Kur'an çarpsın. Arkadaşım. Efendim, nereden biliyorsun lan? Arkadaşım uzatma. Ha ben ha sağ o dedi sandım, çok özür diliyorum. Şu an bu mizansen olarak Yunuslar konuşuyor. Bu fantastik bir film. Biliyorum, sizden anlamıştım onu zaten. Sor şimdi tekrar. Yunus sürüsünü gör, sor. Öndeki sürüdekiler kaçtı. Birinciyi atladın. İkinci, üçüncü, arkadakini yakala. Oh! Ne vuruyorsun Yunus'a? Ne vuruyorsun Yunus'a manyak? Yunus'a vurursan Allah insanı böyle yapar. Yunus'u ne yapar? Yunus fleto şu an.
Tamam. Yunus sürüsü geçiyor, bir tanesini yakala. O demini öldürdüğümü yakalayayım mı? En kolayı o. Ölmedi o. Müdür. Vik vik. Tamam, alarmı kapa gel. Arkadaşım vik vik diyor. İşte alarmı bastı o. Hayır, onun sesi o. Allah Allah, sizin akrabalardan mı bu? Tını benziyor çünkü. Vik vik. Ha bak. Arkadaşım konuşsana. Senin yönetmen tanıdığın var mı? Yok. Yapma ya, böyle sevimsiz. Arkadaşım, ne soracaktın ona? Ben burada palamut sürüsü arıyorum. Gördünüz mü? Vik! Biz palamut sürüsünün arkasına gidiyoruz. Vik! Sen de arkamızdan gel. Vik! Ya, normalde ne kadar güzel konuşuyorsun. Başına şu Vik'i koyma ya. Vallahi dene bak, çok güzel olacak. Çok saçma oluyor böyle. Vik, Vik! Ne oldu, su mu kaçtı? Arkadaşım! Dalga geçme Yunus'un sesiyle. Yunus ya. Alay etme Yunus'la. Tamam, kusura bakma müdür. Geliyor musun? Geleceğim de düzgün yüzün ya, böyle kıvrak kıvrak. Delikanlıya yakışır şey. Arkadaşım, atla Yunus'un arkasına. Beline tutun. Beni de götürür müsün diye ricada bulun. Atladıktan sonra. Hayır, önce ricada bulun sonra. Müdür. Efendim. Bana bak. Vik. Ya ben de gelsem, beni de bırakır mısınız paramutların oraya? Olur, Vik. Siz sürü halinde manyaksınız lan. Sırtımdaki üçgene tutun. Sakın bırakma. Vay vay, sırtımdaki üçgen. Tamam, bizim fiziğimiz iyi değil. Tamam, ben şimdi geminin altına doğru geliyorum. Geminin altı mı? Arkadaşım, sırtı kaygandır, düzgün tut. He. Önce tut sırtından. Sol ayak. Ata biner gibi. 3, 2, 1. Bik! Atma kendini Yunus'un üstüne. Burada Yunus Munus kalmadı ki zaten. Ters atladın. Sen öyle dur, Yunus gelir girer altına. Müdür gel gel gel. Öyle değil, sen denizin üstünde dur. Denizin üstünde nasıl durayım ben? Durursun. Konsantre ol. Topla konsantrasyonunu. Bütün konsantrasyonunu topla. Denizin üstüne bas. Duruyorum şu an. Bas denizin üstüne. Bak duruyorsun işte. Oturuyorum ya. Arkadaşım kalk ayağa. Bak duruyorsun. Ah canım ya. Duruyorum, duruyorum. Öne doğru ya, gel. Yavaş hareket et, batarsın. Ah ah. Biraz eğil. Kalçayı indir. Burada torik morik yok değil mi? İndir kalçayı. Biraz daha indir. Hazır tamam. Yapmışken Vatos'a binip gideyim. O sahilden giderim. Elini hazır et. Yunus'u altına getireceğim. Tam gelince üçgeninden yakala. Kalçayı sırtına bırak. Hazır mısın? Çok hazırım. Hafif kaldır kalçayı. Tamam. Yunus geliyor. Altında. Üçüncü vikte. Kalçayı bırak. Üçgeni yakala. Hazır mıyız? Vik, vik, vik. Of ya, müdür ya. Ne oldu? Çok hızlı geçti, ben gıdık oldum ya. Bir daha dön gel. Gel. Arkadaşım. Ben huylanırım çünkü, gıdık oldum. Sürü gitti, çocuk kaldı burada. Gelir o ya, beni seviyor. Tamam, geliyor. Seyirci, vik vik yap. Yallah. Yok, daha neler, camlarda silsinler mi? 3, 2, 1, yallah. Ne yapıyorsun? Aferin. Gidemiyoruz ki. Niye? Bilmiyorum. Arkadaşım gideceksiniz. Tam yola çıktınız. Vik 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 vik. Gidiyorsunuz şu anda. Evet. Senin kalça suya değiyor devamlı. Olsun, hoşuma gidiyor. Giderken sen neyi unuttun? Ben bilmiyorum. Don giymeyi unutmuşum ama ıslaklıktan anladım. Mızrağı unuttun. Allah beni kahretsin. Dön, dön. Konuş. Dön. Fik, fik. Ubik, ubik. İkisini de beline tak. Sen bir tur git gel. Ben anca alırım. Koş. (Gülüyor)
Çabuk ol. Onu da mı kırmışsın? Kendinden kırık çıkmış. Kestik. Ya. Kestik. Kalk ayağa. Gel öne. Senden bir şey olmaz. Sağ olun. Balıkçı falan da olmaz. Yelkeni devirdin, ağı attın, oltayı attın, mızrağı kırdın. Yunus'u küstürdün. Ne yapacağız? Size yerleşeyim mi? Hayır. Bunu başarmalısın. Deniz taksi aç. Ne? Deniz taksi. Deniz taksi. Çok iyi. Onu bilmiyorum. Arkadaşım deniz taksi. Onu duydum da bilmiyorum. Arkandaki ne? Taka. Ne bağırıyorsun? Suda yürüyorum ondan. Çık takaya. Bu senin deniz taksin bundan sonra. Fakat bu. Ruhsatın yok. Deniz kızı geldi. Korsan deniz taksisi. Ha. Ne yapıyorsun? Korsan. Arkadaşım, taksici korsansın. Korsan deniz taksi. Taksilerimi soyuyorum denizde. Hayır. Ruhsatın olmadan taksi çalıştırıyorsun. Ha. Ama ileride ruhsat alacaksın. Hayırlısı. Tamam. Bin, şimdi müşteri avına çık. Bin deniz taksi. Prodüksiyon, saçmalıkları da toplayın. Evet. Anadolu Kavağı'ndan Rumeli Hisarı iskelesine doğru yaklaşıyorsun. Rumeli, Rumeli 1-2, Rumeli. Öyle değil. Rumeli iskelesine doğru yaklaşıyorsun. Ha. Ne yaptın? Hınkırdım. Niye? Çünkü hınkır çift almayı unutmuşum yanıma. Çok iğrenç. Bir daha şaka yapma. Tamam. Yetişemiyor musunuz? Evet. Taksinle taksi taksi diye bağırırsan... Taksi, taksi. Korsan taksi olduğunu anlarlar. Hayır, çaktırmadan yolcuyu alacaksın. Hayır, ben taksiyi satıyorum o yüzden. Taksi, taksi. Öyle değil. Yolcuyu çaktırmadan alacaksın. He. Şimdi uzaktan dürbün yap parmakları. Ne görüyorsun? Böyle saçma parmaklarım. Aralarını aç. He. Tamam. Ne görüyorsun? Sahilde vapur bekliyorlar herhalde. Tamam. Şimdi onların arasında gözüne bir müşteri kestir. Müşteri gelsin. Müşteri bey, siz biraz sağ tarafa, bana göre sağ. Size göre sağ. Evet. Siz Rumeli Sarı iskelesinde duruyorsunuz. Buradayım. Evet. Evet. Sizi kraliçe görevlendirmiş. Rumeli İngiliz Sarı. Kraliyet ailesi adına buradasınız. Görevinizi birazdan söyleyeceğim. Ben söyleseydiniz ona göre giyinseydim keşke ya böyle. Ayıp olacak şimdi. Böyle iyi. Tamam iyi. Şimdi arkadaşım sen bakıyorsun sahile. Bak. Rumeli Sarı iskelesine bak. Şu an oraya baktım. Hayır. Orada değil. Ne oluyor? Burada benim demin baktım ablaya el sallıyor. Böyle bir şey olacaksa ben bileyim yalnız yani. Ne yapıyorsunuz siz sahnede? Ben mi? Siz kime el sallıyorsunuz? Taksiciye. Ha bana mı? Ha özür dilerim. Senin ben... onun taksici olduğunu nereden anladınız? Ben dedim ki bu olsa olsa korsan taksicidir. Nasıl başarılıysam işimde? Beni bizim İngiltere'de bütün korsan taksiciler bundan. Arkadaşım. Benim. Hemen fire verdin. Evet. Neyse. Adam sana el sallıyor. Dürbünle bakarken gör. Ne yapıyorsun? Ben selam verdim. Niye? Salak mısın? Bana el sallıyor tatlı bir insan. Attır, atla arabaya hemen sür. Hop. Araba nerede? Araban senin o. Deniz taksi. Geliyorum de, işaret et geliyorum diye. Geliyorum. Öyle olmaz. Birazdan yanınızda olacağım. Başka taksiye binmeyin de. Ha, kısa olsun. Evet. Birazdan yanınızda olacağım. Başka taksiye binmeyin. Arkadaşım, adam duymuyor. İşaretle anlat. Kalk ayağa. Senden önce bir taksici gidip almasın. Hocam bu ne diyor şimdi tam olarak? 10 numara adam diyorum, 10. 10 numara. Geliyorum. Tamam. Ben yardımcı olayım mı ufak ufak? Evet.
Sol sürat gelir. Ses yap, ses. Gel. Evet. Hocam hayırlı. Şimdi konuşun. Ben el sağladınız gördüm. Bir şeye mi ihtiyacınız var? Korsan taksi. Taksi değil mi? Taksi. Yok estağfurullah. Korsan taksi abi. Ben Kız Kulesi'ne gitmek istiyorum. Yok kusura bakma görüşürüz. Kestik. Ne oldu? Kız Kulesi'ni istiyor. Sana ne? Ha orası yakın ya. Git gel şimdi boşuna. Dolaşarak gidelim canım. Benim tabii. Fark etmez. Arkamda korsan ama gitsen... taktik aynı. Konuş adamla. Ne müşteriyi yaptınız? Kırma. Nasıl gitti? Ne yaptınız abi? İyi vallahi ne yapalım? Siz ne yaptınız? Ya ne olsun? Kriz ya. Bildiğin. Ah canım benim. He, karada olmadı. Bu iş baktım suya verdim ben de. Anladım. Mazot koyuyor musun buna? Yok koymuyorum. Kestik. Ben arkadan alıp önden üflüyorum. Ya... Ne yapıyorsunuz siz? Sohbet, sohbet, tanışıyor. Ben bilmediğim adamı almam çünkü taksime. Müşteri bey. Efendim? Ha mazotlu ha benzinli. Sizde ne? Ha be onun içinde gidebilir miyiz yani? Gider mi? Onu diyorum. Bu, arkadaşım bu sen tipik... niye adamla ekonomik krizi konuşuyorsun? Alsana müşteriyi. Ha ne taraf hocam ben bırakayım sizi. Kız Kulesi. Tamam eyvallah abi gel. Ya şöyle tabii. Efendim. Bunu yastığı hoppa şey... bu böyle. Eyvallah buyur otur abi sen. Evet. Tamam. Ben. Kız Kulesi. Kız Kulesi. Hadi görüşürüz. Müşteri görünmüyor. Al. Müşteri bey biraz evet. Tedirgindir. Evet. Biraz da tırsaktır. Sen bundan bir şeyler anla. Bu adamda bir şey var ama ne? Devrilmeyiz değil mi? Yok yok mümkün değil. Tamam. Hayır ben biraz tırsağım da. Ben de. Baktım anlamıyor ben direkt söyledim hocam. Devrilmeyiz tamam. Çok dikkatli kullanıyorum çünkü ilk defa kullanıyorum. Tamam. Şimdi adamı deş. Ne tarafa sizin iş? Ne, Kız Kulesi'nde ne var? Evet, Kız Kulesi. Ben kız bakıyorum. Kestik. Kız bakmıyorsunuz. Neydi? Siz İngiliz kraliyet ailesinin elması çalınmış. Orada onu geri çalmaya gidiyorsunuz. Ha. Ben o arada kızlara bakarım ama. Tamam. Buyur. Ha, benim orada işim var. Çok önemli bir işim var. Kız Kulesi'nde tuvalete gireceğim. Ya hocam biz rüyamızda göremiyoruz. Sen kızı bulup... Defi Hacet. Çok ayıp oluyor. Yani önemli bir şey mi? Yani ben merak ettim sizi. Sizin buralarda ilk defa görüyorum çünkü. Ben buralı değilim zaten. Ha ben de hiç oralı değilim zaten. Neyse. Çok yaklaştık. Evet evet belli. Hangi kapıya yanaşayım? Anlatın durumu. Ben durumu evet ona da pay verin. Ha tamam. Şimdi ben İngiliz'im. Belli hemen anlamıştım zaten. İngiliz Kraliyet Akademisi'nden mezunum. Akademiden mezun olduğum için kraliyet de bana dedi ki bizim elmasımız kayıp. Git şunu bul. Kız Kulesi'ne gömdüler dedi. Orada çok tatlı uyanık bir takacı var. O sana yardımcı olur. Kız Kulesi'nde onu bulur. İcabında %10'a da razı olur dediler. Ya sen %10 ben ona da razı olurum ya. O anlamda mı? O zaman gidelim Kız Kulesi'ne. Süper. Anladın mı arkadaşım? Hayır. Niye kabul ediyorsun? Ne diyeyim ya insanlık. O İyice kadar çöz adamı. İngiltere'nin baş harfi ne? E. Biz England diyoruz. England doğru. Tamam doğru İngiliz. Nereden anladın? Doğru söyledi. Herkes bilmez bunu. Tamam ne yapacakmışsınız? Biz gideceğiz Kız Kulesi'ne dalmışlar. Dalanları çıkaracağız. %10. Tamam. Yaklaştınız mı? Evet çok yaklaştık. Ben artık onunla abi kardeş gibi hissediyorum. Öyle değil. Kız Kulesi'ne yaklaştık. Aa, pardon yaklaştık. Sen ayağa kalk Kız Kulesi'nde. Ha. Müşteri abi sen de öne doğru gel. Şimdi plan şu. Sen ipleri müşteri abiye vereceksin. Ha. Tam Kız Kulesi'nin yanından plonjon yapıp geçerken sen Kız Kulesi'ne atlayacaksın. Bu. Atladıktan sonra... Sonra konuşacağız. Buyurun. Atladıktan sonra konuşacağız. Artık geçmiş olsun. Tamam. Suya doğru atlama. Ayaktan yere doğru atla. Oldu. Tamam hocam. Evet. O zaman Kız Kulesi'nin yanına gelirken ben ipleri sana vereyim. Tamam. Öyle değil. Öyle verirseniz devrilir. Sen al ipleri. Sen al. Şimdi müşteri sen arkadan tam yanaş. Aynı pozisyona gel. Hocam ben artık Kız Kulesi'ne atlasam ne olur atlamasam ne olur yani. Arkadaşım. Evet, hocam, hazır mıyız? Evet, hazır.
Hocam omuzdan ittireceğiz. Bıraktım demen lazım, ben seni itmem. Bıraktım. Yavaş. Neredesin? Ben mal gibi düştüm, bilmiyorum nerede olduğumu. Kız Kulesi'nin taşına tutundun. Tutun taşa. Duruyorum, çok mutluyum şu an. Çeksene kendini yukarı. Tam kendini yukarı çektin, Kız Kulesi'nin şef garsonu geldi. Müslüman arkadaşım gel. Her yerde bu zibidi çıkıyor karşıma ya. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ha canım, bana bir yarım Adana yollasana. Burada sadece balık var efendim. Tamam, balık Adana yap. Yalnız içeri girip otursanız. Yok, burası iyi. Ayaklarımı suya sarkıtacağım. Peki, teşekkür ederiz. Hadi görüşürük. Tamam. Şimdi evet. Elmas'ın yerini sor. Elmas müşteriye. Nerede müdür? Müşteriye. Ha pardon. Hocam. İşaretlerle. Dedektör var mı yanınızda? Var var. Yok tamam. Var. Ne arıyorsun? Dedektör. Evet. Nasıl bulacak Elmas hocam? Dedektörle ara, müşteri heyecanlansın, buldun mu buldun mu diye sorsun. Ne oldu, buldun mu buldun buldum, mu? Buldum buldum. Neredeymiş? Burada. Tamam. O çıkar zaman... elması. Çıkartalım oradan. Ha. Tamam, siz kalkın müşteri bey. Tamam. Evet, yanaşın yanına, işaret edin. Yanına gelince arkaya atla. Diyeceğim. Evet. Tamam. Hemen arkaya atla, elması düşürme. Anladın mı? Hayır. Kalk ayağa. Tam yanından geçerken arkaya atlayacaksın. Sen yan yana ona doğru yaklaş. He. O da gelmiyor, ben de gidemiyorum. Ne saçma bir şey. Sen olur. Yan yan git. Yan yan git. Ha, ha. Gel, 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 çabuk, gel. Çabuk, atla. Bakayım elmasa. Düşürdüm. Atla ki elmas düştü hep. Ne yaptın geri zekalı? Elmas düştü. Ne yaptın? Niye düşürdün? Ya? Bunu tutayım, kayı botu tutayım derken elması düşürdüm. Adamı anlat şimdi. Elmas, 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 ben at, elmas düş. Yapma ya. Vallahi Kur'an çarpsın. Ne yapayım hocam? Arkadaş, tam o sırada alttan bir torik sana doğru vurur. Ya bu toriklerin ben işi nedir ya? Tık tık. Kim o? Torik. Gel. Arkadaşım nasıl gelsin? Öyle tık tık diyor, cevap veriyor. Gelsin o zaman. Sen sol taraftan Tori'ye doğru bak. Ulan bu ne alttaki falan diye. O ne? Bu ne lan? Ağzında bir de ne göresin? Alkollü bu ha, cin torik. Bir de baktın ki ağzında ne var? Ya çıkar şu ağzındaki baklayı. Müşteri, gör şunun ağzındakini. Evet, ben de atlarsam. Ha torik ağzında elmas. Evet. Ha bana yerli desen ben hep yabancı film düşünüyorum. Tamam. Tori'yi çağır. Müdür. Gel gel beri bak gel. Gel gel gel. Buraya gel lan buraya. Vik vik. Allah Allah, senin baban Yunus mu oğlum? Ne biçim konuşuyorsunuz? Nerede yabancı dil öğrendi belki de canım. Allah Allah. Gel bakayım ağzına geri getir. Getir ağzındakini. Arkadaşım yaklaşmıyor, sizden korkuyor. Sen uzan, müşteri arkadan tutsun seni. Evet. Kaç, kendini kurtar. Ben gittim, kendini kurtar. Arkadaşım, tut belinden. Ha, yan tut hocam. Ha. Yan olmaz. Yan olur, olmaz. Yan. Olmaz. Tori'ye İki kalır. Elinle uzan. Bir elinle Tori'yi tut, öteki elinde elması al. Evet. Lan! Vik vik! Vik vik, sana da vik vikine de şimdi. Hocam buyur. Bravo! Evet. Çok sevindiniz, sarılın kucaklaşın. Vay! Çok mutluyum şu an. Vallahi çok mutluyum ya. Süper hareket. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Hocam yapma be. Torik elmasın %10'unu yemiş. Senin payın. Evet. Ve... müşteri... Kraliyet ailesine elması geri götürmenin mutluluğuyla öne doğru yaklaşır. Oraya değil, oraya değil. Heh. Teknenin önüne. Yanına gelir ve müzisyene der ki, müzisyen. Müzisyen.
Bir horon çal da ufaktan oynayalım. Çal bir horon da ufaktan oynayalım. Öne gelir oynarlar. Bismillah. Nerede atosu? Onu zaten biliyorum. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun. Özel, kendinize iyi bakın. Eyvallah, kendinize iyi bakın.